Merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size fındıklı, tarçınlı, nefis bir çörek tarifi veriyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. 2,5 su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı toz şeker. 4 yemek kaşığı kadar tereyağım var. 1 su bardağından biraz fazla canı sütüm var. 1 paket yaş maya, 1 adet yumurta ve 1 çay bardağında toz şekerim var. Unun ortasını havuz gibi açıyorum ve mayayı içerisine koyuyorum. Üzerine biraz ılık süt, biraz şeker serpiştirdikten sonra biraz unla kapatıyorum ve 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra diğer malzemeleri de ilave edip hamurumu yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra sıcak bir ortamda yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Fındıklı iç malzemesi için 200 gram kadar çekilmiş fındığa ihtiyacımız var. 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı tarçın, daha fazla da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurtam var ve 2-3 yemek kaşığı kadar da su. Bütün malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırıyorum. Akıcı, sürülebilen bir kıvam alması lazım. Şayet çok katı olacak olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Hamur yoğrulduktan sonra kare şeklinde açtım. Bu bölümü maalesef çekemedim. Kameramın akusu bitmiş. Hazırlamış olduğum iç malzemesini bir spatula ile hamurun üzerine düzlüyorum. Ben bolca malzeme koyuyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ve geniş tarafından rulo halinde sarıyorum. Şimdi rulo halinde sarmış olduğum hamurumu uzunlamasına İki tarafından kesiyorum. Baş kısmını bütün bırakıyorum. Aşağıya doğru kesiyorum ve örgü yapıyorum. Dediğim gibi ben iç malzemesini bol çok seviyorum. Tabii ki çok iç malzemesi koyduğum için de örgü yaparken biraz zorlandım. Şimdi üst tarafından biraz daha kesiyorum. Daha düzgün görünmesi için ve kenarlardan artan iç malzemesini de hamurların üzerine sürdüm. Şimdi çöreğimi tepsime alıyorum. Fırın tepsimin üzerine de bir fırın kağıdı yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında 25 ile 30 dakika arası pişiriyorum. Ben de bu arada üzerinin pudra şekerli sosunu hazırlıyorum. Çünkü çöreğimiz fırından çıktıktan sonra daha sıcakken bu sosu üzerine dökeceğiz. Bir kasenin içerisine pudra şekeri koydum. 1 yemek kaşığı labne peyniri kullanıyorum ve hemen hemen çeyrek limonun da suyunu hepsini karıştırıyorum. Akıcı bir kıvamı olması lazım. Eğer çok katı olacak olursa biraz daha limon suyu ekleyebilirsiniz. Evet, fındıklı, tarçınlı çöreğimi fırından çıkarttım ve daha sıcakken üzerine pudra şekerli sosunu sürüyorum. Ve çöreğimiz servise hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Sizi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar şimdi buradan olabilirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.